Türkiye'mize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Türkiye'miz ciddi bir sınavdan geçti. Toplum olarak hem silahlı kuvvetleri olarak hem de devlet olarak demokrasi bilincinin oluştuğunu hepimiz gözlemledik. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben özellikle askeri lise, Kuleli Asker Lisesi kendine birisi olarak söylemek istiyorum. Kuleli Asker Lisesi öğrencileri Çengelköy karakoluna müdahale etmek gibi bir girişimde oldu. Fakat harp okulu, harp okullarındaki öğrenciler harp okuluyla ilgili herhangi bir müdahale olmadı. Bu silahlı kuvvetlerin içerisinde darbe karşıtı bir algının oluştuğunu ciddi bir işareti olarak görüyorum. Yani genç kuşaklar darbe konusunda çok daha bilinçli davranıyorlar. Bu olayın psikolojik boyutu, sosyal boyutu ve birlikte stratejik boyutu da çok önemli. Şimdi silahlı kuvvetlerin içerisinde sanki paralel çalışma grubu tarzında bir grubun yaptığı bir komuta zinciri dışında bir odağın yaptığı bir müdahale bu. Ve bu müdahaleyi silahlı kuvvetlerin yapısı reddetti. Bu nedenle bu silahlı kuvvet araçlarından ordumuza sistem edeceğimiz değil, ordumuzu alkışlayacağımız bir durumdur. Burada dünyanın darbecileri reddettiğini görüyoruz. Ve özellikle silahlı kuvvetlerin içerisindeki özel harekat burada darbeye karşı çok bilinçli davrandı. Polis içerisindeki özel harekat da çok bilinçli davrandı. Ve en ilginci de halkımız bu konuda çok proaktif davrandı. Hatta Üsküdar Üniversitesi önünde şu anda 7-8 tane tank yolda terk edilmiş durumda. Ve bu tankların yolda kalış hikayesi aslında ciddi bir başarı hikayesidir. Çünkü tanklar giderken askerliğini tankçı olarak yapmış bir asker tankların altına giriyor. Ve tankın birisinin içerisindeki vasat olsununu kesiyor. Tank yolda kalıyor. Diğer tanklar yürümüyor ve hareket duruyor. Bu ciddi halkın darbeye karşı gösterdiği spontan bir karşı duruştu ve örnek bir harekettir. Bu kişiyi görmek ve ödüllendirmek gerekir ve daha da önemlisi siyaset de bu durumda şapkasını alıp gitmedi. Bu da alkışlanacak bir davranış. Yani geçmiş alışkanlıklarımızda şapkasını alıp giden siyasi liderlik örneklerini görmüştük. Bunun olmaması da Türkiye'deki siyasette demokrasi bilincini ve darbe karşısında tavır almayla ilgili sağlıklı bir refleks oluştuğunu gösteriyor. Türkiye bu nedenle artık toplum olarak ve siyasi sistem olarak darbe ile ilgili süreçlerde güçlenerek bu süreci aşacak diye gözüküyor. Hatta bu gibi olaylar şöyle değerlendirilir. Travmadır bunlar, sosyal travmalardır. Sosyal travmalar geliştiren travmalara dönüşebiliyor. Bu nedenle bu yaşanan olayı geliştiren travmaya dönüştürmek gerekiyor. Ama halen kendisini darbeyi bir çözüm olarak gören kişiler varsa bunlara karşı da kontrollü bir öfkeye ihtiyacımız var. Onlara hayır demeye ihtiyacımız var. Bunu da toplum olarak yaparsak biz bu süreçten kazanımda çıkarız diye düşünüyorum.